ya, bizi hikayenler da ya, bizi hikayenler. Evet arkadaşlar, hikayeyi dinlemek için yine sabırsızlıkla bekliyorsun sanırım. Evet. Şimdi size hikaye anlatacağım. Bu hikayede Allah'a küsen bir serçeyi anlatacağız. Olur mu öyle şey? Allah'a küsen ya hiç. Hiç sorma, niye böyle bir şey olmuş? Bakalım hikayemiz bize neler öğretecek. Biz öğrenmeye açığız. Evet, tamam. Hemen başlıyoruz. Serçe Allah'a küsmüştü. Günler geçiyordu ve serçe hiçbir şey söylemiyordu. İçine kapanmış, derin bir hüzne boğulmuştu. Köşede kenarda bekliyordu. Artık Rabbine bir şey demiyordu ve onunla konuşmuyordu. Melekler merakla Allah'a serçeyi soruyorlardı ve her seferinde Allah meleklere "O gelecek" diye cevap veriyordu. Kim gelecek acaba? Çünkü onun sesini duyacak tek kulak benim ve onun minik kalbindeki derdini anlayacak olan tek benim diyordu Allah. Bir zaman sonra serçe kalbi hüzün, gözü yaş dolu bir şekilde bir ağacın dalına kondu. Hiçbir şey söylemiyordu. Öyle sessiz sessiz bakıyordu. Allah serçeye seslendi. "Söyle bana. Canını sıkan ve kalbini hüzne boğan derdin nedir senin?" Melekler serçe ne söyleyecek diye ona bakıyordu. Serçe mahzun, biraz da sitemli ses tonuyla, "Küçük bir yuvam vardı. Yorulduğumda dinlendiğim, üşüdüğümde sarıldığım, kimseyi rahatsız etmiyordum. Ve kocaman dünyada ufacık bir yerdi. Kimsenin yerini dar etmiyordu. Sen onu bana çok gördün. Neydi o zamansız fırtına? Esip yıktı ve yuvamı, beni yuvasız bıraktı." Artık konuşmadı serçe. Sözleri boğazında düğümlendi. Ah yazık. Sessizlik Arş-ı Rahman'da yankılanıyordu. Ve melekler başlarını eğmiş Allah'ın vereceği cevabı bekliyordu. "Allah, sen o yuvanda dinlenirken seni avlamak isteyen bir yılan yuvana doğru geliyordu. Seni yılandan korumak için fırtınaya emrettim, yuvanı yıksın diye. Böylece sen oradan uzaklaşarak yılandan kurtuldun. Nice belalar vardır ki muhabbetimle senden uzaklaştırdım. Ve sen kuşatıcı muhabbetimi görmüyor, geçici belalardan dolayı bana düşman oluyorsun." Serçenin gözleri doldu ve hüngür hüngür ağlamaya başladı. Ve onu çok seven Allah'ın şefkat ve merhametine hayran kaldı. Utangaç bir sesle "Affet Allah'ım" diyebildi sadece. Ve gönül sözü arş-ı ilahide yankılandı. "Affet Allah'ım, affet Allah'ım, affet Allah'ım. Başımıza gelen her musibette elbette ki nice hayırlar gizlidir. Rabbimize isyan etmek yerine olanda hayır vardır diyerek rıza göstermek gerekir. Selam olsun, hayırlısı olsun diyebilenlere. Selam olsun, vardır bunda bir hayır diyebilenlere. Selam olsun, bu da geçer deyip yoluna devam edenlere." Evet, bu hikayeden de anladığımız üzere başımıza gelen en ufak kötülükte bile kesinlikle isyan etmeyeceğiz. Bu da geçer deyip Allah'a şükredeceğiz ve onun geçmesini bekleyeceğiz. Çünkü hepimiz Allah'ın birer kuluyuz ve Allah bizleri çok seviyor ve bizi sürekli dinleyip gözetiyor. Evet arkadaşlar, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.